Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çalışmak için böyle bir fil deseni seçtim. Bunu oldukça renkli bir hale getireceğiz beraberce. Ben bunun çizimini önce Aydınger kağıdıma geçirdim. Daha önce çalışmalarımızda yaptığımız gibi bazı çiçekleri tamamını çizmeyeceğim. Örneğin şu çiçeklerde ben rokoko tekniği kullanmak istiyorum. Rokoko tekniğiyle çiçek çalışacağım için bu deseni çizmeyeceğim. O yüzden bu kenarındaki yaprakları da çizmeyeceğim. Aynı şekilde burada da ve burada da sadece çiçeğin yerini işaretleyeceğim. Çiçek bittikten sonra bu yaprakları nereye yerleştirmem gerektiğini daha iyi göreceğim. Aynı şekilde burada tohum yapmayı düşündüğüm noktalar var. Onları da yerleştirmeyeceğim. Çünkü çiçeği tamamladıktan sonra onları nerelere yerleştirebileceğimi daha net görebileceğim. Şimdi çizimimizi yaparak çalışmamıza başlayalım. Kumaşımı ortalayarak desenimi yerleştirdim. Karbon kağıdımı da yerleştiriyorum. Burada tamamen siyah olarak gördüğünüz yerleri bu şekilde çizmeyeceğim. Sadece iç kenar ve dış kenarda birer çizgi yapacağım. İçini daha sonra nakış işlerken dolduracağız. Şimdi önce dış kenarlara çalışarak başlayabiliriz. Bazı sinik çıkan yerler var. Oraları her zamanki gibi ütüyle uçan kalemimle belirgin hale getiriyorum daha rahat işleyebilmek için. Dış kenarı için çapanın 401 numarasını seçtim. Şu noktadan filin hortumun ucundan başlayacağım. Kısa bir mesafe ileriye gidip ipin olduğu noktaya doğru geri dönüyorum. Her seferinde biraz ileriye gidip ipin olduğu noktaya doğru geri dönerek işlemeye devam edeceğim. İpim her zaman yukarıda oluyor. Bu daha önce defalarca videolarımda sizinle paylaştığım teknik. Şimdi şu resimde görüldüğü gibi bakın bu kısımlar ince, şu kısımlar ise tamamen dolu. Biz de bu görüntüyü vereceğiz. Önce burası biraz daha kısa. Bu noktaya yaparak göstereyim size. Bakın burası ince. Şuradan tekrar başlıyorum. İlk yaptığım sıranın hemen yanından ikinci bir sıra yapıyorum. Bu noktadan kuyruğun ucuna kadar gelmiştik. İkinci sırayı buradan başladım. Üçüncü sırayı biraz daha ileriden, dördüncü sırayı biraz daha ileriden, beşinci sırayı buradan başlayıp şu kadar bir mesafede beşinci sıraya gittim. Bu şekilde burayı doldurmuş oldum. Şimdi kuyruğu anlattığım şekilde doldurduk. Sırtında da aynı durum var. Burası ince ama şu kısmı kuyrukta yaptığım gibi buradan başlayıp ikinci bir sıra, üçüncü, gerekirse dört ve beşinci sıraları da yaparak bu kısmı dolduracağım. Aynı şeyi hortumun şu uç kısmına da başladığım noktada yapacağım. Bu kısımda kuyrukta olduğu gibi doldurulması gereken bir yer. Buraya da 4 veya 5 sıra doldurarak tamamlayacağım. Daha sonra bacaklara geçeceğim. Burayı çalışıp yine üzerini dolduracağım. Ayağını, buraları bu şekilde ilerleyip tamamlayacağım. Şimdi dış kenarları tamamladım. Dediğim gibi ince olan yerlerde tek sıra gittim. Bazı yerlerde 3-4 sıra, bazı yerlerde ise 7-8 sıra gitmem gerekti. Şimdi ortadaki çiçeğimizi yapalım. Burada Suzani tekniğini uygulayacağım. Sıra sıra zincirlerden oluşan, yan yana zincirlerden oluşan bir teknik. Şimdi şu gördüğümüz dilimi çalışacağız.
Ortadan başlayacağız. Bunun için ortasına ütüyle uçan kalemimle bir çizgi çiziyorum. Ortadan başlarsak, daha sonra sağ ve sol tarafına doğru gidersek daha dengeli olur. Başlangıç noktamdan iğnemi çıkartıyorum. Ve ilk zincirimi yapacağım. Aynı noktadan batıp yapacağım. Zincirin uzunluğu kadar bir mesafe ileriye gidiyorum. İpimi iğnemin altından geçirip çekiyorum. İkinci zincir için bu zincirin içinden yine ipin olduğu noktadan batıp aynı uzunlukta bir zincir daha oluşturuyorum. Bu şekilde yukarı kadar gideceğim. Bir sıra zinciri tamamladım. Bittiği noktada yukarıdan batıp burayı sabitliyorum. Başladığım noktanın yanından tekrar iğnemi çıkartıyorum. Önce sağ tarafına sıra sıra zincir yapacağım. Daha sonra da sol tarafına sıra sıra zincirleri yapacağım. Burada dikkat etmemiz gereken şey buradaki zincirlerle yanındaki zincirlerin aynı uzunlukta olması. Bu şekilde yaptığımız çalışmaya suzeni tekniği diyoruz. Benim burada kullandığım ip Ebruli 4100 numara DMC muline ip. Yine iki kat olarak kullandım. Şimdi buradaki çiçeğe çalışalım. Bunun aynısı burada da var. Çiçeğin yaprağının üst noktasından ipimi çıkarttım. Yaprağın yarısı veya yarısından biraz daha aşağıda bir mesafeden batıyorum. İlk noktanın sağından ipimi çıkartıp aşağıya doğru batacağım. İlk battığımız noktanın bir sağından bir solundan bu şekilde yavaş yavaş aşağıya doğru ineceğiz. Daha önceki çalışmalarımızda yaptığımız çiçekler gibi. Yine ipimi iki kat olarak kullanıyorum. DMC muline 792 numarayı tercih ettim. Çiçeğimin yapraklarını tamamladım. Şimdi bunlara damar atacağım. Şimdi bu çiçeğimizin etrafında minik dallar var. Bunları çalışacağız. Yeşil ipimi çıkarttım. Çok kısa bir mesafe ileriye gidip geriye dönüyorum. Bu şekilde minik minik hareketlerle çalışacağım. Çünkü oldukça ufak ve uçları yuvarlak dallar. Bunun şeklini düzgün verebilmek için çok kısa hareketlerle çalışmamız gerekiyor. Burada benim kullandığım 3264 numara DMC muline iki kat olarak kullanıyorum. Bilhassa dönüş yerlerine geldiğinde sadece birkaç tel alacak şekilde oldukça minik hareketlerle çalışalım ki dalımız muntazam olsun.
rokoko çiçeklerimize geçelim. Ben bir tane burada, bir tane de şurada yapmak istiyorum. Bir tane de şurada yarım olarak yapacağız. Bunun için yine DMC Mulne'nin 33 numara ipini seçtim. İpimi 3 kat olarak kullanıyorum. Küçük bir çember çizdim. Bu çemberin kenarından ipimi çıkartıyorum. Sadece birkaç tel atlayarak tekrar iğnemi batıp ipin olduğu noktadan çıkartıyorum. İğneyi kumaştan çıkartmıyoruz. İpimizi saat yönünde iğnemize sarıyoruz. Ben 28 defa sardım. Sardığım ipi tutarken iğnemi çekiyorum. Bu ipleri bırakmıyorum. İpimi tuttum. Bu sardığım ipleri iğnemle şöyle düzeltiyorum. Daha sonra bu yine sardığım ipleri elimle tutarken, iki parmağım arasında sıkıştırıp tutarken bu ipi çekerek şeklini vereceğim. Böyle bastırırken de bunu çekerseniz güzelce sıkılaştırıp şeklini vermiş olursunuz. İpin olduğu noktadan batıyorum ve ilk yaprağı tamamlamış oluyorum. Hemen yanından iğnemi tekrar çıkartıyorum. Yine birkaç tel atlayarak ipin olduğu noktaya gelip aynı işlemi tekrarlayacağım. İlk rokoko çiçeğimizi tamamlamış olduk. Şimdi bunun aynısından bir tane burada, bir de burada 3 yapraklı yarım olarak yapacağım. Şimdi lalelerimizi çalışalım. Bir tane burada lalemiz var. Bir tane burada. Şurada birer tane küçük lalemiz var. Lalede 3853 ve 3854'ü kullanmayı düşünüyorum. Ortadaki yaprağı biraz daha koyu renk. Sağında ve solundaki yaprakları ise bir ton açıyla yapacağım. Çiçeğin yaprağın üst noktasından çıkıyorum. Yaklaşık olarak yarısından daha az bir mesafeden batıyorum. Bir sağından ve bir solundan yavaş yavaş aşağıya doğru ineceğiz. Şimdi biraz da dalları ve yaprakları çalışalım. Örneğin burada laleye uzanan bir dal var. Burada bir yaprağı var. Buradaki çiçeklerin dalları var.
Şimdi bir göz atalım neler kalmış. Burada ve burada birer çiçeğimiz var. Bunlarda da aynı bu çiçeğimizin tekniğini uygulayacağız. Yapraklarını yapıp ortasına tohum atacağız. Kenarlarında dallar var. Burada bir yaprağımız var. Bunun dışında burada rokoko çiçeğimiz. Bu yaptığımız çiçekten bir tane de burada yapacağız. Ben şimdi bu iki çiçeği yapacağım. 3250 numara DMC muline kullanacağım. Yine iki kat olarak kullanacağım. Şimdi ben birkaç noktada zincir tekniğiyle çiçek yapıp bazı yerlerde de tohumlar atacağım. Örneğin şurada küçük yeşil bir dalımız var. Bunun ucundan ipimi çıkartıyorum. Açık tonda bir pembe seçtim. Benimki 3713 numara. Bunu 3 kat olarak kullandım. İpin olduğu yerden aynı yerden tekrar iğnemi batıyorum. Yapacağım zincirin uzunluğu kadar mesafe ileri gidip ipi iğnenin altından geçirip iğnemi çekiyorum. İlk zincirimi yaptım. Hemen üstünden batıp bunu sabitliyorum. İpimi yine aynı noktadan çıkarttım. Bu sefer bir verev bir şekilde sağ tarafında ilk yaptığımdan biraz daha kısa bir zincir oluşturuyorum. Yine üst noktasından batıp sabitliyorum. Bir tane de sol tarafında yapacağım. Bunun için küçük bir çanak yaprak yapacağız. Sol taraftaki zincirin yanından yeşil renk ipimi çıkartıyorum. Aynı hizada karşıda sağ taraftakinden yanından batıyorum. İpimi çekmiyorum. Çiçeğin alt noktasından iğnemi çıkartıp çekiyorum. Böylece altta küçük bir çanak yaprak oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde ben bir tane burada yaptım. Bir tane şurada küçük bir dal vardı. Bir tane şurada dal olmadan oluşturdum. Şimdi uygun yerlerde de biraz tohum çalışalım. Örneğin şurada küçük bir dal vardı. Bunun üzerinde birkaç tane tohum yapabiliriz. Şuradaki dalın ucunda tohumlar atabiliriz. Önce şurada yapayım. İpimi çıkarttım. İpimi 3 kat olarak kullanıyorum. Bir kere saracağım. Çok büyük bir tohum olmasını istemiyorum. Aynı noktadan batıp ipi çekiyorum. Bu ipi şöyle iki parmağımla sıkıştırarak çekince daha düzgün bir tohum elde etmiş olacağım. Sıra sıra birkaç tane tohum yapacağım burada.
Şimdi baktığımızda sadece bu ortadaki çizimlerimiz kaldı. Bunlara da film bu dış kenarında uyguladığımız teknikle çalışacağız. Bir kenarından başlayıp ince yerlerde tek sıra, kalınlaşan yerlerde gerekirse 4-5 veya daha fazla sıra nakışımızı işleyerek tamamlayacağız. Bunu da tamamladıktan sonra eksik gördüğünüz yerlerde, boşluk olduğunu düşündüğünüz yerlerde tohumlarla, minik çiçeklerle isterseniz daha da zenginleştirebilirsiniz nakışı.